Herkese yeniden merhaba. Bugün Ece ile birlikteyiz. Evet. Ece Target. Tanıyorsunuzdur artık herhalde diye düşünüyorum. Ece ile birlikte tek fırçayla bir challenge yapacağız. Ben bununla ilgili bir video çekmiştim daha önce. Fan fırçasıyla yapmıştım. Belki izlemişsinizdir. Kafa gitti bir an. Ne kadar senin yanında suratım kocaman. Ben öyle geliyorum. İriyim yani. İri bir insan. Size sorduk Snapchat üzerinden. Ve siz neler seçtiniz, neler seçtiniz? Gerçekten çok acımasızsınız. Bir tane normal fırça seçen yok. Arada benim dağlarca fark var. Benim yani çok minimaldi ama ikisi de birbirinden beter zaten. Şunu seçtiniz. Bu bir fırça bile değil. Evet. İşbirliği. Evet. Ben onu şakasına koymuştum. Paletlerden çıkar ben atarım yani bunları. Niye var peki sende bunu? Atmamışım bunları. Çünkü neden biliyor musun? Mesela simli farlar buna çok güzel yapışıyor. Ha, dedim bari kullanırsam hani bunlar güzel çünkü böyle. Kesinlikle. Bunların böyle küçüğü var ya bunları atıyorum. Evet şu kadar. Evet bu güzel gibi. 3 tane varmış bende bunlardan. Neyse ki dönüşümlü kullanabileceğim. Bütün makyajımı bunlarla yapacağım. Ece de bununla yapacağım. Bütün makyajımı bununla yapacak. Ne yapacağız hiç bilmiyorum. Yani gözüm... Belli ki onunkisi 5 dakika sürecek, benimkisi 3 saat. Yok ben bunu gözümü nasıl yapacağım bilmiyorum böyle küçük. İşte böyle tek panda gibi. Tek ben parça. Ben de böyle. Aynen. Çok manyak bir şey olacak. Hadi başla. Sen hiç gözünün altını mı kapatırsın? Ben önce farımı yapayım diyorum ki çünkü çok pis ince. Ha, evet. Sonra çok mantıklı. Yani ben gözümün altını kapatacağım. Tamam kapat. Evet, Ece'nin evindeyiz. Gördüğünüz gibi bu arka plan benim değil. Evet, benim. O yüzden onun malzemelerini ben getiremeyecektim yani. Çok güzel şeyler var. Aynı renk zaten bunu kullanıyorum. Bu Age Rewind'ı kullanacağım, Maybelline'in. Ben de Eka Cosmetics'in Custom Magnetic Pro paletini kullanacağım. Smoker yapayım mı? Bak şimdi ben bunu böleceğim. Şöyle yapacağım. Zaten benim kafamdaki saçlar gibi. Aa, fena olmuyor bak. Gayet başarılı. Evet, güzel olacak gibi. Şimdi bunun bir kazananı mı olsun? Onlar seçsin. Onlar seçsin. Kazananı siz seçin. Evet. Aşağıda Ece Cansu yazarsınız. Şu an hayatımda hiç bu şekilde bu ne bu? Oha sen bayağı güzel yaptın. Yani bunu sinemada yaparım yani. Ama bir güzel etim gibi oluyor olsun. Kıza ne versen yapacakmış. Ya işte el becerikli. Alın bu kızı. Ya ne oldu benim iş ya? Benim gözaltı işi ne oldu? Dine yapmıyorum. Diyecektim ki çok doğal gözüküyor. Uy, uy, uy. Ay far paletim düştü. Orada kendini karıştırma paçasıyla karıştırma. Canım sen iki gözünü yaptın, ben yok, daha. Ben daha iki gözünü yapmadım, ikinciyi. Ben nasıl fondöten süreceğim acaba? Büyüğü şöyle direkt gözümü şey yapsam. Sildi gibi. Ya bundan sonra lütfen fırça seçin. Ya da ben hep fırça koyayım yani. Sizin böyle yapacağınızı biliyordum. Bir fırçam var benim. Bak onu koymadım. Ne? Böyle kırık gibi. Var ya öyle fırçalar. Aynayla çekiliyor. Ha. Şurası böyle kırık. Heee. Var ya evet, onlarla olabilir. Değişik fırçalar bulursanız da ha, haber verin. Alırız yani. Evet. Sağ taraf güzel oldu ama sol taraf hiç olmadı yani. Çok kötü olmuş. Ay kazanacağım galiba. Baksana gözüme. İsa'cığım orada hiç kötü gözükmüyor. Ama burada çok kötü gözüküyor. Evet, evet göz altımı çok güzel kapattığıma göre. Ne kullanıyorum? Balm Shelter. Bak bu bende yok. Çok güzel. Benim herkes çok güzel diyor. En sevdiğim uygun siyahlı. Ben bakmadan şey yapıyorum artık yani. Çünkü bununla çok uzun sürecek. Şöyle şeyler yapayım. Ben bundan alayım ya. Bence de al. Ya yayılmıyor. Ede çok kötü durumdayım. Bak yayılmıyor. Bir şey söyleyeyim çok garip o gözüküyor çünkü. Turunculaştı. Kurudu. Ve renk değiştirdi. Belki yani, de pasta sürmüşsün gibi duruyor. Çok hızlı ol, çok hızlı ol. Burası görmen lazım. Evet. Oha. Kapatıcı süreceğim. Farmasinin. Çok kötüyüm ben. Dur. Umpa lumpa yalan. Peki benim bunu bu şekilde uygulayabilirim herhalde değil mi? Hayır ve... hayatım. Ama sonra dağıtmam gerekecek. Fırçayla. Hocam. Nasıl kötülük. Hocam. Bu challenge'ın kurallarını ben koyuyorum çok güzel. Gerçekten ya. Gerçekten öyle. Evet kendime göre koyuyorum. Challenge başlığı altında evet, ciddiye alınıyor Allah'tan. Yapmaya çalışmayacaklar. Evde denemeyin. Evet. Bir şey söyleyeceğim bu hani güzeldi. Turuncu oldu. Bir şey söyleyeceğim çok turuncu oldu. Normalde çok güzel bir şey diyorlar buna. Ama ben... Gerçekten maske almış gibiyim. Çok komik oldu ya. Elimdeki bu aplikatör değil mi bunun adı? Aplikatör. Ne denir buna? Far singeri. Bir şey söyleyeceğim ben yine. Şu an çok şoklayım.
Bu alıyor bak, alıyorum balçığı, alıyorum buraya sürüyorum. O, bu zaman buradan alıyorum balçığı buraya. Hiç yani yedirmiyor cildime. Ben de balçığı böyle şey yapıyorum yani, düzleştiriyorum. Dinleyemiyorum seni şu an, ciddiye alamıyorum. Allah sabır versin bana şu anda. Baka bakmayacağım sana. Ben çünkü bakamıyorum. Yapamayacağım. Kendime bakamıyorum. Sen ne yaptın? Ben kapatıcı hala. Oha seninki çok güzel oluyor. Normal makyaj. Özen sarılık olmuşsun. Bir haftalığım var gibi oldu. Evet. Balçık. Kendine ne olur daha bakamıyorum. Ay çok fena. Aynı fondöteni ben büyük fırçayla sürmeyi deneyeyim mi? Hadi dene. Aynısını dene yoksa almayacağım asla. Yani şu görüntüden sonra. Gerçekten çok merak ediyorum ne olacak şu anda. Acaba bozuldu mu? Tıraş olacak biraz da. Gayet güzel oldu. Ben de turuncu ve parçalı. Demek ki çok beklemeyeceksin. Göz makyajımla seni geçeyim bari. Ooo. Klas. Oha çok iyi. Sen mi yaptın bunu? Evet. Kendisi yapmış. Renkleri çok iyi. Şu rengi alıyorum kaşlarıma. Dolduracağım. Ben kaş yapmayacağım. Neden? Gerek yok. Hadi tamam yapma. Evet arkadaşlar, şimdi bu parçayla yani aslında siz de bir tane Real Techniques fırçayla tüm makyajınızı yapabilirsiniz. Lütfen biraz hesaplı olun. Kaşımı çok uzattım. Yanlışlıkla. Evet. Ay, yüzüme bak. Evet. Çok kalın oldu. Niye bu kadar doldurdun? Bilmiyorum. Bir anda çok almışım. Kendini tutturamadım. Biraz parçalayayım da var. Doğal bir görüntü olsun. Birazcık elime eyeliner aldım. Bunu kim yapar elini eyeliner alma olayını? Make-up artistler yapıyor. Eyeliner. Tabii eyeliner fırçasını böyle ezip ezip. Artık öyle yapıyor mesela. Doğru ya. Evet. Garip. Yapmayacağım bir şey. Şu an siz bu videoyu kısa izleyeceksiniz ama şu an biz başlayalı yarım saat oldu. Katlama bölgemi şu fardan süreceğim. Sonra da şu yeşil fardan uygulayacağım. Bu Kylie'nin 2010'a yılbaşı paleti. Şey, paleti evet. Göz makyajımı maskarayla tamamlayacağım. Daha ne yapayım ya? Sence oldu mu yani o göğsün? Bitti gerçekten mi? Çok güzel oldu. Bayıldım. Neden ressam mı? Evet. Oha! Zanaatkar bir aile. İnşallah. Bayağı mor oldun. Evet. Benim gözümde bir sorun var ya. Sen farkı hiç çok garip dur gösteriyor her renk. Tabii güzel. Canım makyaj videolarım benim o yüzden bir garip oluyor ya. Allah Allah. Hiç hayal ettiğim gibi çıkmıyor çok yani. Çok garip. Ya bu makyaj malzemeleri ne zaman biter? Asla. Değil mi? Şu palet ne zaman biter mesela? Çok merak ediyorum ben. Yani şu palet de var. Bunlar nasıl bitecek? Bitmeyecek işte. Üzerine almayacağız. Ece'nin bu arada evini karıştırdım tabii ki. Hiç yığmamış böyle. Kanalım var diye yığmamış yani. Yok. Çok her şey böyle az sayıda. Sonra bana geliyorlar çünkü hani dedin ya ne zaman bitecek evet diye. Ne zaman bitecek bütün bunlar bir alıyorum. Hepsini bir yandı. İkimiz de birbirine sırtımız döndük. Bakma bakma kopya çekme. Şu an var ya çok istiyorum bunu karıştırmayı ya. Değil mi böyle? Çok yani çok güzel olacak. Kim kaynıyor? Hiç fena değil. Bir pudra süreyim. O tam görevini sonunda yerine getireceğim. Evet. Bir şey yapacağım. Gerçekten makyaj yapmayı yeni keşfetmiş. Annesinin makyajlarına makyaj yapmış bu tip gibi. Not. Karan erkek. Tabii onları rahat rahat yapsan. Ah. Sen bayağı dışarı çık yani bu makyajla. Yani gözlerin çok belli. Gözü takarsan belki olmuyor. Pimel sürdün mü? Hı? Aa, ne o? Ne o? Şey. Bu parmağımla bir şeyi düzelttim galiba. Sadece şurayı şöyle yaptım. Bir şekilde yaptım. Evet, okay, istemsiz yaptım. Zaten yeterince kötü yani. Bir de söylüyor, kıyma. Yaşlandık be bu videoyu çekerken. Birazcık yıprandık. Allık süreceğim. Bu arada bunun bu üst renklerinden hiç kimse sevmiyor ya. Ben şunu allık olarak sevdim. Valla hiç denemedim ben. O lila nasıl duruyor acaba? Yani red hiç denemedim de. Ben hep alttakileri karıştırıp sürüyorum. Ben de şey olarak, aylatıcı olarak evet de. Gerçekten 20 saat sürüyor. Yakınlaştıracağım. Of canım, çok yorum. Ama sen çok güzel oldun ya. Sadece gözlerin... Şurayı şöyle yapsak evet. Çok fena değil. Kötü değil evet. Şey makyaj bozuyor değil mi? Sen çay kahve içersin artık. Beni beklersin. Bak senin dediğin gibi elime sürüyorum. İlki turcu. Hı hı. Hala da gözümle uğraşmam gerçekten çok üzücü. Ya bırak. Ya bırak, kaybet. Ne olacak? Evet,
Yeter, gerçekten yeter. Bitti göz makyajım. Ya bunu da yapıyorsun ya. Çabuk kuruyor lan yakın. Ben sanki bunu işte bir şey olduğunu hissediyorum. Maybelline'in jel eyeliner'ı. Dudağım çatlamış, onu kaparabilir miyim? Evet. Ama fırçayla. Eyeliner geliyor. Çünkü mü o? Geliyor da aklıma geldi, bir şey var. Kylie'nin de farlarını dökülme yaptı. Evet, biraz dökülüyor. Kylie! Ayıp değil mi? İşte bak. Kylie'nin lip şey de hemen kuruyor, elimde süremiyorum. Kylie inşallah bizi izliyordur. Yapma şunu ya Kylie. Baksana ayıp değil mi şu gözaltım? Senin ayıbın, benim hiçbir hatam. O son hamleyi yapmayacaktım. Ne yaptın? Bence ben devam etmeyeyim. Benim de sorarım o aynı olay oldu. Kazanan belli. Aşağı yorum yazacaksınız ya, Ece mi kazandı Cansu'nun onu. Ben Ece yazacağım. Benim oyum da Ece. Evet, sana o fondöten sana çok kötü oldu. Halisizlikler oldu. Hayatta iğrencim şu an. Gözlerim çok kötü. Yakından göstereceğim şimdi, şok olacaklar. Nasıl? Şunu al, bak şunu anlıyorum. Buradan çıkaracağımız sonuç. Bu videonun ana fikri. Satıyorum, bir grup ürünü çok beğeniyor, bir grup çok beğenmiyor ya böyle. Kesinlikle uygulama hatası olabilir. Evet, olabilir. Baksana ben bunu görsem hayatta ama. Hayatta ama. Ben şimdi hani sen sürmemiş olsaydın. Evet, nefret ettim. Derler ki bu turuncuya döndü. Almam. Ben bir kere geçenlerde hiç rimel sürmedim, dışarı çıktım. Sadece kirpik kırdım. Hayır, hiçbir şey yapmadım. Yani makyaj yapmadan çıktım. Ağzım şey dedi. Ay, hasta mısın? Aa, senin hiç kirpiğin yokmuş falan dedi. Oha, ettim ama ki senin kirpiğin. Ne bileyim ben ama o gün öyle dedi yani. Hiç dememişti bugüne kadar. Makyajsız görmediği çoktur. Ama ilk defa öyle dedi. Şey, biz Samuel'e çıkmaya başladığımızda böyleydi bana karşı. Kirpikliğe takma mı? Aa! Burnun yapma mı? Bilmiyorum, ben sana... Kirpikleri çok güzel gözüküyor. Çok, bu çok güzel bir şeymiş. Çok acıktım ben, yoruldum acıktım. Evet ya. Evet, şu an Ece'nin makyajı bitti, beni bekliyor. Kontür mü yapayım? Hadi ya. Zaten kazanı yap. Yanaklarını hiç kestirmedin. Evet. Yeter diye düşündüm. Mükemmel. Aslına aldık. Ne yaptın? Ay, bekleyeyim abi. Ay, üf. Sen beni hiç görmedin galiba. Şimdi bunu dağıtacağım. Kamera bile kurtarmadı. Kamera aşırı turuncu duruyor. Ya bu ürünler çok güzel ürünler. Çok kötü reklam oldu. Şunun uygularsanız ama kötü. Şu an bunu kötülüyorum. Gerçekten öyle. Her şeyi mahvetti. Tamam. Yine yoruldum. Ben bitirdim. Bu sefer gerçekten yapabileceğim hiçbir şey yok. Kaş yapmadım. Hadi senin için kaş yapayım. Hadi tamam. O yalan var. Daha benim için artık. Var. Ay ben çok, bu tarafım benim gerçekten evlere şenlik. Evlere şenlik. Yani bilmiştim, gözlerim çok 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 güzel duruyor. Güzel bir şey. Böyle Bob Brown'un bir pudrası var Ece'de. Aydın. Ben de olmayan ürünler denemeye devam. Güzel işte. Dur şimdi sıra bende yine. Her zaman gibi. Ruj. Şimdi aldığım Golden Rose'un. Bu ne ya, dünya haritası. Çok güzel ama. Aa, yeşil. Ama hiç yeşil olmayacak. Terrakota tarzı. Ay, nereye sürüyorsun ama? Ağzına sürüyorsun aldığı. Sen nereye sürersin? Şuraya. Şuraya. Tamam, ben nereye sürdüm? Sen burada sürdün. Şuraya sürdüm. Tamam, işte, tatlılık oradan gelsin diye. Aydınlatıcımı da süreyim. Aydınlatıcım Nars'ın. Gerçekten her şeyin rengini çok garip gösteren bir fırça. Benim bugüne kadar... Gel video yap. Benim bugüne kadar denediğim en ıslak, yani çok kremsi değil, böyle su gibi yani. Bunun hiç çizgilere falan dönmüyor. Ve çok uzun süre dayanıyor. Baksana şimdi alacağım yani. Öyle bir dedin ki gerçekten alacağım. Alo. Kombi bakım zamanım gelmiş. Kombi yok ki benim. Sephora'nın kırmızı rujundan süreceğim çünkü dağılayım. Bu çok güzel bir kere. Ve en sevdiğim kırmızı. Bunu mu sürüyorsun sen? Benim kırmızı rujum bu. Ben de her şeyden bir tane olduğu için. Bir şey diyeceğim, bunun ruj güzel sürülüyormuş. Evet, belki de ruj içindir gerçekten. Sonunda amacını bulduk. Çok güzel oldu. Güzel sürdüm. Bir şey yaradı. Bir şey yaradı. Çok kalıcı olur çünkü ince kat ince kat üst üste sürüyorsun. İyi, hiç çıkmasın bu makyaj. Aa, parmak ne yapıyorsun? Gerçekten alışkanlık. Bitti benim makyajım. Tamam, hadi yakından gösterelim. Siz kazananı seçin. Aşağıya yazın. Bir şey gel. Gerçekten çok güzel. Yani gözlerini aç. Güzelsin. Şu anda güzel bir kızsın yani. Ya sen ne diyorsun? Şu renge bak. Bu renk mi? Ona rağmen yani.
Seninkisi çok iyi. Sen normalde yap yani ya, bununla. Yani işte... Çok kötü. Bu tarafın bak, sol tarafımız daha kötü oldu ikimizin de. Sağ taraf. Pütür pütür falan duruyor. Şu gözüm kötü ama bak bu taraf o kadar kötü değil. Evet, o güzel. Lütfen şeyi göz önünde bulundun ya, benim fırçam bile yok. Şu an 1,5 saat falan oldu yani makyaj yapana kadar. Bir challenge'ımızın daha sonuna geldik. Oh, Allah. Yıkırdım, evini kırdım. Kırdım. Şimdi bir video daha çekeceğiz. O normal bir video olacak. Evet, bunu bir yıkayacağız önce. Ece'nin kanalında olacak. Ben aşağı zaten linkleri koymuş olacağım. Sohbet edeceğiz kız arkadaş. Arkadaşlıklarla. Arkadaşlıklarla ilgili. Bu videonun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye. Çok acımasız olduğunuz için de teşekkürler.